Değerli dinleyiciler pandemi başladığından beri başta Çin olmak üzere dünyanın büyük ekonomilerini başlıca ekonomilerinin gelen verileri, büyüme verileri işte sanayi, üretim verileri, perakende satışlar, yatırımlar ihracat, ithalat bunları yakından takip etmeye çalışıyoruz. Ve pandeminin ekonomileri olan etkisini bu şekilde takip ederek anlamlandırmaya çalışıyoruz. Şimdi tabii bugünlerde de bunu yaparken aslında daha çok baktığımız konu, hani gerek Çin olsun, gerekse diğer büyük ekonomiler olsun, toparlanma süreci nasıl gidiyor? Çünkü hani bütün dünya ekonomileri aslında pandemi sürecinde artık bir toparlanma aşamasına geldi. Ama bu toparlanma aşaması tabii ki her ülkede aynı istikrarda, aynı güçlü şekilde seyretmiyor, farklılıklar var. Ve tabii hala belirsizliklerin olduğu bir süreç, işte delta varyantının etkileri, ekonomi üzerine etkileri bazı ülkelerde tekrar başlayan kapanmalar, bütün bunlar ekonomiye şüphesiz ki yansıyor. Şimdi verileri takip ederken tabii ki en güvendiğimiz kaynaklardan bir tanesi de OECD. OECD'nin geçtiğimiz günlerde bir basın açıklaması oldu ve OECD üye ülkelerin ikinci çeyrek, 2021 yılının ikinci çeyreğindeki büyümeleri açıklandı. Şimdi biraz buna bakalım. Tabii biraz Çin'le de kıyaslayalım. Çin tabii ki OECD ülkesi değil ancak dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olarak hani kıyaslama açısından oldukça önemli bu aşamada. OECD ülkelerinin ikinci çeyrekteki büyümelerine baktığımız zaman ilk başta şunu görüyoruz. Yılın ikinci çeyreğinde yani o 3 aylık e, süre içerisinde OECD e, ekonomilerinin toplamı %1.6 onda büyümüş. Yani e, o 3 aylık e, sürenin birinci gününden işte 90. gününe kadar olan süre içerisinde e, 1.6'lık bir büyüme var. Ancak e, henüz e, bu rakam OECD e, ekonomilerinin pandemi öncesindeki seviyelerine geri kavuştuklarını geri döndüklerinin anlamına gelmiyor. Yani bir... E, Olumlu bir gidişat var. Ee, tabii ki şimdi birazdan detaylara geleceğim ama her OECD ülkesi de tabii farklı bir e, performans içerisinde. E, ancak bu performans olumlu olmakla beraber henüz e, pandemi öncesindeki seviyelere e, dönüldüğünü söylemek e, mümkün değil. E, bu üç aya bakacak olursak 2021'in ikinci çeyreği yani e, Nisan, Mayıs, Haziran e, aylarındaki büyümeye bakacak olursak OECD içerisindeki en yüksek performansın İngiltere tarafından sergilendiğini görüyoruz. Bu tabii oldukça dikkat çekici bir veri. Çünkü İngiltere işte Brexit süreci derken veyahut Amerika ile olan, Avrupa ile olan, Çin ile olan bir takım anlaşmazlıklar, bir takım arayışlar Brexit sonrası dönemde İngiltere'yi küresel ekonomi içerisinde yeniden konumlandırma arayışları derken, e, bu süreçte e, İngiltere'nin OECD içerisindeki en yüksek performans sergileşimi olması dikkat çekici bir veri. E, o da nedir? E, 3 aylık süre içerisinde İngiltere ekonomisi %4.8 büyümüş. İlk çeyrekteki, yılın ilk çeyreğindeki büyümesi ise eksi 1.67 küçülmüştü. Yine ilgi çekici bir, e, dikkat çekici bir veri İngiltere'den sonra en yüksek büyümeyi e, ikinci çeyrekte %2.7 ile İtalya'nın e, sağlaması. İtalya hatırlanacağı üzere e, bu pandemi sürecinin ilk başında en fazla ürkülenen ülkelerden bir tanesiydi. Ekonomi de o şekilde etkilenmişti. E, şimdi İtalya'da e, OECD ortalamasının üzerinde bir e, büyüme, bir toparlanma süreci e, olduğunda e, görüyoruz. E, diğer ülkelere bakacak olursak Örneğin Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya yüzde 1.6 bu 3 aylık süre içerisinde bir büyümeleri söz konusu Fransa 0.9 Japonya 0.3 Kanada 0.6 şeklinde gidiyor Bunlar nispeten daha zayıf bir performans performans sergilemiş olan ülkeler yılın ikinci çeyreğinde. Şimdi tabii ki esas sorumuz şu, pandemi öncesindeki seviyelere ulaşılabiliyor mu? İşte evet, yani biraz önce söyledik tam olarak gelmiş değil ama hani ne ölçüde burada bir aşama kaydedildi? Buna bakmak istediğimizde tabii daha fazla işimize yarayacak olan bir veri. Son 3 ay içerisinde yani 1. günden 90. güne kadar ne kadar büyündü değil. Bu ikinci bahsettiğimiz dönemde yani 2020'nin ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre ne kadar büyüdü sorusu soru olacak. Çünkü 2020'nin ikinci çeyreği özellikle OECD ülkeleri için işte pandeminin etkilerinin ilk olarak ve en şiddetli olarak hissedildiği dönemdi. Evet yani hani 2020'nin genel şimdi şunu hatırlayalım pandeminin ilk başı Çin'de. E, Aralık sonu Ocak başı derken Çin daha erken etkilenmeye bu işte kapanmalar önlemler vesaire bunlar 2020'nin ilk ayında başlamıştı. Ama OECD ülkelerin işte Avrupa'sına Amerika'sına bakacak olursak işte bize de öyle Türkiye'de de öyle Mart ortası Mart sonu diye başlamış. ve Dolayısıyla e, ekonomi üzerindeki etkiler esas olarak işte Nisan Mayıs Haziran 2020'nin ikinci çeyreğinde asıl hani ilk olarak ortaya çıkmıştı bu sert kapanmaların etkisi. O yüzden 2021'in ikinci çeyrek verileri önemli ve burada tabii beklendiği üzere oradaki sert kapanmalar ve ciddi düşüşlerden sonra ekonomideki bu dönem 2021'in ikinci çeyreğinde beklediğimiz Veriler yüksek verilerdi baz etkisi nedeniyle. Dolayısıyla e, bu yüksek veriler de geldi OECD ülkelerinde. OECD'nin toplamında 2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre e, büyüme yüzde %13. Yüzde 13 Ama burada tabii ki e, ülkelerin farklı e, performansları e, var. Bazı ülkelerin daha yüksek performans içerisinde olduğunu görüyoruz. Asıl buna bakmak lazım ve burada İngiltere'ye yi yine başta görüyoruz. İngiltere %22.2'lik bir büyüme sergiledi bu ikinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre. Daha sonrasında Fransa'yı görüyoruz 18.7% ee, ve İtalya'yı görüyoruz 17.3 ile birlikte. Diğer kalan ülkelere baktığımızda genelde bunlar e, OECD ortalaması civarında. Tabi ortalamanın aşağısında olan ülkeler de var. ilginç bir şekilde Almanya e, ve hani e, beklendiği şekilde diyelim Japonya e, ortalamanın altında kalan ülkeler. İngiltere vakası gerçekten ilgili çünkü 2000 bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın ilk çeyreğine geri bakıldığında tabii daha. Koronavirüsün yol açtığı baz etkisi yokken 6.1'lik bir küçülme söz konusuydu. Demek ki hani 2021 yılı içerisinde aslında İngiltere'nin ekonomik performansını ciddi bir şekilde özellikle yılın hani ikinci bu işte konuştuğumuz ikinci çeyreğinde ciddi bir şekilde arttırdığını görüyoruz. Bu oldukça dikkat çekici bir veri. Burada şimdi bir de Çinle kıyaslama yapalım çünkü Çin ekonomisi kıyaslama açısından çok önemli çünkü bir kere dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve ayrıca bu pandemiyi ilk yaşayan, etkilerini ilk yaşayan, önlemleri ilk alan ülke. Şimdi burada ama dikkatli olmamız gerekiyor çünkü kıyaslamayı yaparken bence doğru olan OECD'nin ikinci çeyrek verilerini Çin'in birinci çeyrek verileriyle kıyaslamak. Çünkü Çin işte o etkiyi, baz etkisini yaşamaya ilk çeyrekte başladı. Pandeminin o Çin'de daha önce başlamış olmasından ve önlemlerin daha erken alınmış olmasından dolayı. Yani asıl olumsuz etki ekonomi üzerinde en şiddetli etki bu kapanmalar nedeniyle 2020'nin ilk çeyreğinde yaşandığı için ondan sonraki toparlanmanın. Esas e, verisine 2021'in yani bir yıllık kıyaslama üzerinden 2020'nin ilk çeyreğinde görmüştük ve o zaman da e, kaçtı e, elimizdeki veri 2021'in ilk çeyreğinde Çin'in büyümesi bir önceki yıla göre yüzde yüzde e, Şimdi baktığımızda e, OECD'nin İkinci çeyrek ortalaması bizim Çin'le kıyasladığımız e, taraf e, %13 yani Çin OECD'nin oldukça üstünde e, bir e, performans ilk toparlanma aşamasında diyelim e, sergilemiş. E, ama burada baktığımızda işte İngiltere'nin, Fransa'nın ve İtalya'nın da Çin'in performansını yakalamış olan ülkeler olduğunu da görüyoruz. Bu veriler e, bunu gösteriyor. Ancak Almanya, e, Japonya tabii ki, hatta Amerika Birleşik Devletleri de 12'lik bir rakam var. E, bunların Çin'in oldukça gerisinde kaldığını e, görmekteyiz. E, Çin'den tabii ki ikinci çeyrek rakamları da geldi. Şimdi burada baz etkisinden sonra biraz da artık bunların e, daha e, hani makul seviyeleri inmesi büyüme oranlarının bekleniyor. ve Çin'de zaten gelen rakam da ikinci çeyrekte %7.9'du. Şimdi önümüzdeki aylarda OECD'den üçüncü çeyrek gelince işte bu Çin'in 7.9'una göre nerede ona bakacağız. Yani OECD ortalaması 7.9'a göre Hani daha aşağıda mı daha yukarıda mı muhtemelen daha aşağıda gelecek ama hani benim özellikle merak ettiğim İngiltere'nin Fransa'nın İtalya'nın bu performansı ne kadar sürdürecekleri ve mesela bu Çin'in 7.9'una 3. çeyrekte ne kadar yaklaşabilecekleri şeklinde ben özellikle buna bakıyor olacağım. Son olarak OECD demişken, OECD'nin açıklamış olduğu rakamlarda çok enteresan bir veri seti de var. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. E, OECD e, şöyle çok faydalı bir veri de hazırlamış. E, 2019'un 4. çeyreğinden 2021'in 2. çeyreğinin sonuna kadar kümülatif büyüme oranı nedir? Bu da çok faydalı bir rakam. Çin için elimizde bu veri henüz yok. Ancak OECD'nin kendi içerisinde bakabiliriz. O Yani 2019'un pandeminin hemen öncesinde katıp bugüne kadar getirdiğimizdeki kümülatif büyümeler nedir diye baktığımızda OECD'nin toplamının eksi de olduğunu görüyoruz. Yani bu da işte bize aslında hani pandeminin etkisinin henüz daha toparlanmamış olduğunu çok net bir şekilde gösteriyor. Eksi 0.7 ve aslında şu demek e, 2019'un işte ortalarını e, artık pandemi öncesindeki o daha güçlü dönemlere giderek OECD yaklaşmış. Yani eksi 0.7 kadar bir şey kalmış. E, böyle bakabiliriz aslında. E, ve yine tabii farklı ülkelerde farklı performanslar. Burada baktığımızda pandeminin e, hani bu e, 2019 son çeyrekle 2021'in e, ikinci çeyreği kümülatif büyüme aklımızda Artıda olan tek bir ülke var 0.8'de Amerika Birleşik Devletleri. Biraz önce konuştuğumuz rakamlarla birlikte aldığımızda şunu görüyoruz. Amerika aslında pandeminin ilk dönemlerinde ve pandeminin hemen öncesinde güçlü büyüme varken şimdi de devam eden bir büyüme pandemi sonrası toparlanmadı ama o kadar kuvvetli değil. Bakın İngiltere eksi 4.4 ile aslında bu kümülatif 2019-2021 döneminde en geride İngiltere aslında ilk başlarda son derece zayıfken son işte 3 ayda da asıl toparlanmayı sağlayan İngiltere e, olarak görüyoruz. Ama dediğim gibi bu rakamlar e, pandemi son e, öncesindeki e, verilere henüz ulaşılmadığını OECD gösteriyor. Çin'le yapılan kıyaslamada şunu gösteriyor. OECD ülkeleri... Genel olarak yani ortalama Çin'in henüz gerisindeler ancak bazı ülkeler Çin'e yaklaşmaya başladılar. Ee, İngiltere gibi, şu anda Fransa gibi, İtalya gibi. İ